Bir şey sormak istiyorum size. Siz çok deneyimli bir emniyet müdürüsünüz. Türkiye'nin birçok dönemine de tanıklık ettiniz, görevdeydiniz. Böyle zamanlar, yani daha doğrusu bu mafyatik çeteler, mafyalar en çok hangi zamanlarda böyle ortaya çıkarlar ve kendilerinden konuşturmaya başlarlar? Şimdi olayı buradaki öyle bir mafya olaylarıyla terör olaylarını birbirine ayırıp tutmak lazım inancındayım. Tamam. Yani mafyanın yaptığı olaylar, mafyanın hedefi, mafyanın faaliyetleri biraz daha farklı boyutlu ve farklı şekillerde. Ama son zamanda Türkiye'deki bazı mafya kişilerin siyasi olaylara ve siyasi aktörlerle yakınlaşması, irtibatları dolayısıyla biraz bizde bir farklılık gözüktü. Ama terör olayları, terör örgütleri ise tamamen farklı boyutu ve farklı şekilde cereyan ediyoruz. Bunlarla ilgili bir mevsim vermek, bir zamanlama yapmak bana göre çok makul değil. Onlar kendi ideolojilerine, kendi amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterirler ve o bulundukları ortama göre, bulundukları zamanı kendilerince değerlendirip, kendilerini analiz ederek eylem türlerini belirler. O tamamıyla onlarla ilgili bir olay değil şimdi. Fakat hayır, siyaseti bu, mesela yönetmeliği, yani ilk biri elinden kaçırdığı zaman. Sesiniz tam net gelmedi, bir şey oldu. Siyasetin ilkleri elinden kaçırdığı, yönetemediği zamanlarda mı daha çok biz böyle şeyleri konuşuruz? Onu merak ediyorum. Mesela sesiniz çok zayıf, mikrofona çok uzak duruyorsunuz galiba. Yok, mikrofon yakamda ama siz şu anda duyuyor musunuz beni? Şu anda iyi ya. Demin çok tamam. Ses zayıftı. Şimdi Susurluğa bakıyoruz, öncekilere bakıyoruz. Siyasetin yönetme kabiliyetinin azaldığı zamanlarda mı daha çok biz bu tür olaylarla karşılaşıyoruz? Tabii ki siyasetin yönetme kabiliyeti azalırsa onun etkilediği Türkiye'deki diğer kurumsal yapıların çalışma ve gayretleri de azalır. Yani ona göre zabıtanın, ona göre savcının, ona göre diğer devlet sisteminin çalışma biçimi de aktifleşir veya pasifleşir. Bu tip olayları önlemede, bu tip olaylar olduğu zaman çözmede biraz daha kendisini gösterir. Yoksa örgütler bu zamanı bekleyerek eylem yaparlar diye bir kanaatte değilim. Ama bu çerçevede kalırsak bu olayın ben bir terör örgütü olayı olmadığını, bu olayın bir devletle kaynaklı bir olay olmadığı kanaatteyim. Yani orada Murat Bey'in söylediği gibi bir devlet içinden kaynaklanan bir eylem olmadığı kanaatindeyim. Peki neden kaynaklanan bir eylem olduğunu düşünüyorsunuz? Yani şöyle, kişiler devlet memuru, o tarihte görevliler ama bunun kendi sistemi içerisinde, kendi yararçısı içerisinde, yani kendi komutanlarından emir alarak yaptığı bir olay değil, farklı geliştirdiği ilişkilerin neticesi olduğu kanaatindeyim. Yani bu insanlar kendi komutanlarında böyle bir infaz emri alıp yapmadılar. Bu insanlar kendi geliştirdikleri farklı irtibatlar var. Yani dışarıda sivil insanlarla irtibatları var. Farklı ideolojik inançlarla irtibatları var. Belki farklı menfaat grubu irtibatı. O irtibatlarının neticesi olmuş olma ihtimali var. Yani olay %100 bunları yaptı diyemiyoruz. Eğer bu iddialar doğruysa, bu olayı bu kişiler tarafından yapılmışsa böyle yorum yapıyoruz. Yoksa hala olayın netliği konusunda emin değiliz. Ama eğer bunlar, bu insanlar yapmışsa irtibat ilişkilerine bakıyoruz. Kimlerle bağlantılar var? Kimlerle ilişki içerisindeler? Mesela bu insanların şu anda tam çözülemeyen ilişkiler var bilebildiğim kadarıyla. Mesela şu an tutuklu bulunan işte Enver Altaylı ile bağlantıları olması lazım. Hem buradaki insanların hem cemaat cenahının, yani bu cinayetin içerisinde veya bu ilişkilerin sağlanmasında belki onlar da farkında değil ama arka taraflarında birileri tarafından böylesi bir olaya itilmiş olma, böylesi bir olaya yönlendirilmiş olma ihtimalleri çok ağırlıklı gözüküyor. Yani böyle bir cinayet işlemesi için arka planda onlara başka birilerinin yönettiği, başka birilerinin yönlendirdiği ihtimali ağırlıklı gözüküyor. Ama burada en çarpıcı şey, en ağır taraf, her ikisinin de aynı dönemde MİT müsteşarı olma iddiasının çok yoğunluklu olması ve etrafında çevredeki insanların böylesi bir bakışı var. Bu zamana kadar biraz da bu cinayete çözmeye kalkanlar ön yargıyla başladılar veya bir takım kendilerini şartlandırarak olayın failleri şu cephedendir, bu cephedendir diye harekete geçildiği için zannediyorum çözmekte bazı sorunlar çıktı. İlk başta çözmeye kalkanlar veya çözme zamanında görevli olanlar daha çok cemaate yakın insanlardı. Onlar kendi bakış açılarına göre olayı çözme doğrusu bir gayretleri gösterdiler. Daha sonra
cemaatin elemanları bu işi yapmıştır diye bakış açısıyla çoğumuz da öyle inanarak bir çözüme doğru faaliyet izlendi. Ama en sonunda olay daha farklı bir mecraya gelip daha farklı bir boyutta şimdi tahmin edilmeyen bir boyuta doğru geldi ve tahmin edilmeyen insanlar olayın içinde rol aldı. İnsanlar bu olayın içinde rol alınca bu yeni role göre ilişkilerin, irtibatların ve bağlantıların olması lazım. Yani sadece bu insanlar değil, bu insanların bağlantılı olduğu bazı ilişkiler de olması lazım. Bunlardan bir tanesi diyorum işte 2016'da yani bize gönderilen çok önemli bazı bilgiler var. İlişkileri, irtibatları, o zamanki faaliyetleri, o zamanki bu insanların durumları ile ilgili biz onu emniyete aktardık. O tarihte o bilgileri aktardı hatırlıyorum. Yani o bilgilere bile bakıldığı zaman burada bir şey var. Bu insanlar içinde olduğu bir garip yapı var. Bu yapı biraz böyle yönetimle de irtibatlı, yurt dışında silah malzeme gönderilmesiyle ilgili böyle büyük olaylarla bağlantıda olan ilişkiler var insanlar işin içinde. Şu anda gelinen noktaya geldiğiniz zaman da bu insanlar bir dönem yönetim tarafından gizli örtülü operasyonlarda kullanılma, o operasyonu rol alma şekilleri gözüküyor zannediyorum şimdi. Evet, o olay farklı, bu olay farklı ama şimdi bu soruşturma yürütülürken bu sorunlar iç içe geçiyor. Hepsi birbirini etkileyecek boyutlara dönüşüyor. Şahıs darda kaldığı zaman başka şeyleri de söyleyebilirim, başka sırları da verebilirim düşüncesine sığınıyor. Genelde çevrede bulunan da böylesi bir yorum yapılıyor. Yani evet, bu olayın alakası ne kadardır bilmiyorum. Varsa son dönemdeki ilişkileri de kullanarak bu olayın üzerine gelinmesini durdurmaya çalışıyor. Ama bu sadece bu olayın içinde kendileri hakikaten varsa diye düşünüyor. Çünkü olayla ilgili delillerin tamamını çok iyi bilmiyoruz. Ne var ne yok evet. Ama ben uzun süreden beri soruşturma yaparak gelindiği için elle tutulup bir şeyler olduğu kanaatindeyiz. Basını yazdığına göre itiraf eden, samimi beyanda bulunan bir insanın beyanı da var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bunlar ortaya çıkarsa belki olayı biraz daha yorumlamak daha kolay ve daha anlamlı olur düşünüyorum. Evet, Sayın Avcı çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Çok teşekkürler, teşekkür değerli fikirlerinizi paylaştınız. İyi yayınlar dilerim, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, biz aslında sürekli sosyal medya üzerinden birilerinin bir şekilde ya bir operasyon çekildiğini ya bir hesaplaşma içinde olduğunu ya da sürekli bir karanlık içinde kalmış, karanlıkların ardında kalmış bazı gerçekler ya da iddiaların oraya saçıldığını görüyoruz. Enteresan zamanlardan geçiyoruz aslında. Yani çok ilginç. Yani bu Levent Göktaş olayına baktığınızda da olayın tek bir yönü yok. Hı hı. Yani işte mesela Suriye konusunu konuşuyor bir taraftan. Yani atılan tweetler ona aitse hı hı. eğer. Diğer taraftan mesela İnan Kıraç'ın sahibi olduğu Kıraç Holding'in avukatlığını yapmış. Hı hı. Sezgin Baran Korkmaz'la arasındaki uzlaşmayı sağlamış hı hı. bir hukukçu görünümünde. Hani o arada Sedat Peker giriyor araya. Değil mi? Diyor ki ısrarla yaptığı telefon görüşmelerinin ardından kendisinin hesabı kapattırdığını söylüyor mesela. Evet. Bir başka hesap açıldı Levent Göktaş adına. O hesapta da onun öyle olmadığını söyleyen bir başka hesap. Hı-hı. Tweet üzerinden bir takım atışmalar oluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ben işte 90 yılında hukuk fakültesine Hı-hı. girdim. İşte 7 yıldır da yasama organında görev yapıyorum. Yani 90 yılından beri hukuk ve yasama organında Hı-hı. görev yapan bir insanım. Ben bir ticari şirketimin vekaletini vermek istesem, özel kuvvetlerde yani hayatının büyük çoğunluğunu asker olarak geçirmiş bir insana avukat olarak bu davayı verir miyim? Yani ve böyle bir uzlaşmayı nasıl sağlayabilir? İşte 50-60 milyon dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Hisse devrinden bahsediyoruz. Yani çok derin bir konu. Dolayısıyla gerçeklerin tüm boyutuyla araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta Suriye, işte Hanife Avcı bahsediyor, silah ticareti. Diğer taraftan Saygı Öztürk'ün bugün yazdığı yazıda bir kahraman asker, işte 500 PKK'nın arasına girse kimisini öldürür, kimisini yaralar, sağ çıkardı dediği bir kahraman askerden bahsediyorsunuz. Apo'yu getiren ekipte yer aldı söyleniyor. Diğer taraftan Hablemitoğlu gibi hepimizin arkasından gözyaşı döktüğü vatansever, çok değerli bir hocanın cinayetine karıştığı iddiası var. Ama şöyle bakmak lazım, yine hukukçu kimliğiyle, şüpheden sanık yararlanır demek lazım. Gerçek ortaya çıkana kadar kimseyi hı hı. suçlu ilan etmek doğru değil. Ne kahraman ne katil, bunun ne olduğunu biz zaman içinde doğru yargılamayla hakikate ulaşarak göreceğiz. Yeter ki doğruları öğrenebilelim, onlara ulaşabilelim.
Peki şimdi dün akşam Cumhurbaşkanı TRT yayınına katıldı. Biraz gündemin diğer konularını, siyasetin sıcak alanına gidelim diyorum. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na. Cevap şu oldu: onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse bir irade o makamları verdi dedi. Yani hakkıyla değil demek istedi. Bir izleyelim, üstüne konuşalım. Olur. Bir tarafta Saadet Partisi var. Hani milli görüşe bir şekilde sahip çıkıyor. Bir tarafta bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler var. Ayrı partiler kurdular. Şöyle geriye dönüp bakınca onlar için ya da bu süreç için bir tanımınız ya da bir değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman? Yani o tür bir değerlendirmeye girmeyi zahir addederim. Çünkü onu onların düşünmesi lazım.